Merhaba sevgili arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi Türk romanında modernizmi ve postmodernizmi esas alan eserler videosuna hoş geldiniz. modernizm nedir? Öncelikle ona bir bakalım. Modernizm sözcüğü ilk olarak Hristiyanlık öncesi dönemiyle ile sonraki dönemi ayırma amacıyla kullanılmıştır ve Hristiyanlık modern sözcüğünü karşılamıştır. Modern sözcüğü sonrasındaki dönemlerde eski ile yeniyi ayırma amacıyla kullanılmıştır. modern modernizm veya modernlik eskiye göre Yeni olmaktır. Modernizm 19. yüzyıl sanat ve geleneklerine özellikle de realizm akımına tepki olarak gelişmiştir ve realizmde dış gerçeği olduğu gibi kavranabileceği ortaya konur. Ancak modernizmde dış gençi olduğu gibi kavranamayacağı savunulmuştur. Modernizmi etkileyen kişiler arasında Darwin, Marx, Freud, Hegel ve Jung vardır. Sanatın kurmaca yapısına dikkat çeken ilk akımdır modernizm. Modernizm başlıca özelliklerine baktığımızda geleneksel yapı ve anlatım bırakılmıştır artık. Geleneksel olanı yeni olana uydurma ya da tabi kılma esastır. Bilinç akışı tekniği kullanılır. Diyaloglara, hikaye pek yer verilmez. Olay karakter, çevre yerine imge ve simgeler ön plana çıkarılır. Bireyin bunalımları, bireyin toplum çatışması, bireysel yalnızlık, toplumdan kaçış temaları işlenmiştir. Anlatımda şiirsel ögeler de ön plandadır. Alegorik, simgesel bir anlatım benimsenmiştir. İnsanın karmaşık dünyası anlatılmaya çalışılır. Çağrışımlara geniş yer verilmiştir. Anlatıcı büyük ölçüde birey bilinciyle kendi benini öne çıkarır. Ee, yaşamın çok boyutlu ve kavranması zor gerçeklerden oluştuğu savunulur. Topluma ait değerleri yansıtmak gibi bir amacı yoktur modernizmin. Ee, kişilerin psikolojik özellikleri ön plandadır. Modernizm e, varlıkların göründüğü gibi olmadığını modern toplumun sıradanlıklarına e, isyanı ön plana çıkarır. Postmodernizm ise e, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, gelişir. Postmodernizm modernizmden sonra gelen akım anlamına taşır ve modernizmden kopuşu ifade eder. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişir postmodernizm. Modernizmin tersine teknolojik ve bilimsel kültüre karamsar açıdan değil yarı alaycı yarı olumlu yaklaşır. Postmodernizm modernizmin sorgulanması gerektiğini ortaya koyar. Ee, ve postmodernizmin özelliklerine baktığımızda eserlerde belli bir bütünlük yoktur bölümler arası bağlantılarda kopukluk vardır olaylar mantık sitesi içinde gelişmez ee, kahramanı olmayan roman ve hikayeler yazılır birbiriyle ilişkisi olmayan kahramanlar da bir arada verilir. E çoğulculuk vardır. Yani tek bir dünya içinde çeşitlilik söz konusudur. Karşıtlıklardan da çokça yararlanılır. E parodiye başvurulur. Parodi e, başkasına ait ciddi bir sanat yapıtını eleştirmek e, ve onunla alay etme amacıyla yeniden kurgulamak ve e gülünçleştirmektir. Masası anlatımdan ve polisiye ögelerden yararlanılır postmodern romanlarda. Ee, yazar okuyucu eserin e, ne iç ne de dış gerçeği yansıtabileceğini yani kurmaca olduğunu ifade etmek ister. Ee, romanın varoluş süreci bazı dili oyunlarıyla ortaya konur. Buna da üst kurmaca denir. Metinler arasılık postmodernizmde kullanılan ögelerdendir. Bir yazarın diğer metinlerden yararlanması ya da farklı türleri bir arada kullanmasıdır. Ee, metinler arası ilişki yapılırken çeşitli teknikler kullanılır. Başka metinlerden alıntı yapılarak kolaj ya da montaj, diğer metinlerden alınan parçaların birbirine eklenerek hiçbir yorum yapılmadan yeni bir kurgu içinde verilmesine de pastiş denir. Kişiye uygun gelen şekillerden seçmeye başvurarak eklektisizm kullanılmış olur. İmgesel anlatım e, benimsenir, gerçeğin tek ve tartışılmaz açıklamasının olamayacağı savunurlar. Onlara göre e, yorumdan kopuk gerçek olmaz. E, ve de geleneksel sanat anlayışlarına karşıdırlar postmodernler. Gerçek ve kurmaca bir arada verilir, ironiye yer verilir, postmodern yazar modern dünyanın modern dünyanın özelliklerini belli ölçüde kabul eder. Ancak onunla alay eden bir tavır sergiler. Geleneksel ve, ve günlük dil ve anlatım tarzını kullanmaz postmodern yazarlar. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar, Ahmet Altan'ın Tehlikeli Masallar, Pınar Kür'ün Bir Cinayet Romanı, Yusuf Atılgan'ın Ana Yurt Oteli, Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı, Kara Kitap, Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm, İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası, Nedim Gürsel'in Boğaz Kesen, Hasan Ali Toptaş'ın Bir Hüzünlü Has, Adalet Ağoğlu'nun Bir Düğün Gecesi, Metin Kaçan'ın Fındık 8, Süreyya Evren'in Postmodern Bir Kız Sevdim adlı romanları edebiyatımızdaki önemli postmodern romanlardır. Fantastik ögeler de kullanılır. Aslında modern ve postmodern romanda fantastik gerçekte var olmayan hayali anlamına gelir. Klasik roman anlayışında konu, olay, kişi ve nesneler tamamen gerçek yönleriyle görünürlerken fantastik anlamda gerçeklik yerini dünyaya değiştirecek sıra dışı ve hayali olaylara bırakır. Doğaüstü varlıklar ve metafizik durumlarla gerçekler fantastik ögelerle ifade edilir. Edebiyatımızda özellikle Nazlı Eray ve Latife Tekin'in romanlarında fantastik ögeler sıkça yer alır. Modernizm ve postmodernizm temsilcilerine baktığımızda Batı Edebiyatı'ndaki temsilcileri James Jones, Samuel Beckett, Marcel Proust, Henry James, Virginia Woolf, Robert Musil, Franz Kafka, Max Frisch, Alien robbe Grillet, Umberto Eco, e, Octavia Paz, Albert Camus ve Italo Calvio'dur. Türk Edebiyatı'nda e, modernizm ve postmodernizm benimseyen yazarlar ise Sait Faik Abasıyanık, Orhan Pamuk, Bilge Karasu, İnci Aral, Haldun Taner, Ferit Edgü, Rasim Özdenören, Yusuf Atılgan, e, Nezihe Meriç, Vüset Oğbener, Oğuz Atay, Füruzan, Adalet Ağoğlu, Hazan Ali Toptaş, İhsan Oktay Anar, Metin Kaçan, Nazlı Eray, Buket Uzunar, Mustafa Miyasoğlu, e, Hilmi Yavuz, Rasim Özdenören e, eserlerinde daha çok dini e, duyarlılığı öne e, ön plana çıkarmıştır. İsa Oktay, Anar Nazlı, Eray Buket, Uzuner, Latife Tekin ise fantastik anlatımı da benimsemiştir. Sevgili arkadaşlar ÖSYM'nin sormuş olduğu bir 2010 LYS sorusu var. Soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi modernizme esas alan yapıtların belirleyici özelliklerinden biri değildir diyor. Baktığımızda okurların merak duygusunun kamçılanması amaçlanır diyor. Baktığımızda okurun merak duygusu postmodern romanda modernizmde çok önemli vurgulanmaz kamçılanmaz çünkü okurun merak duygusunu kamçılama popüler yapıtlara özgüdür postmodern eserler okurun merak duygusunu kamçılamayı hedeflemezler bu yüzden A'da bir yanlışlık vardır B'de yaşamın çok boyutlu çok boyutlu kavranması zor gerçeklerden oluştuğu savunulur diyor doğru C'de anlatıcı büyük ölçüde birey bilinciyle kendi benini öne çıkarır diyor doğru D'de topluma ait değerleri yansıtma amacı yoktur diyor doğru E'de anlatılanlar Kişilerin iç dünyasının süzgeçinden geçilerek verilir diyor. Doğru. Açıkladığım üzere modernizmi esas alan yapıtların belirleyici özelliklerinden biri. Okurun merak duygusunu kamçılamak değildir. Bu yüzden doğru cevap A seçeneğidir. Başka bir sorumuz daha var. 2018 AYT sorusu ne diyor soruda? Bu parçadan hareketle postmodern romanla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Metne baktığımızda uyumasından yararlanıp onun hakkında sessizce bilgi verelim. Özel hayatlarını hareketsiz ve başarısız olan Çehov kahramanları gibi kederliydi hep. Keder konusunda daha çok e, keder konusunda daha çok döneceğiz kendisine adının ilk harfleriyle K denmesini tercih ettiğini bu kitapta da öyle yapacağımı hemen söyleyeyim. Şimdi Erzurum garajından ayrıldıktan sonra yolculara iyi seyahatler dileyen şoför gibi ben de ekleyeyim. Yolun açık olsun K. Ama sizi kandırmak istemem. K'nın eski bir arkadaşıyım ve Kars'ta başına gelecekleri daha bu hikayeyi anlatmaya başlamadan biliyorum ben. E, baktığımızda bu eser aslında ee, çok da tanınmış bir eser Orhan Pamuk'un bir eseri ee, şıklarda ne diyor romanın kurmacı olduğu okura hissettirilir diyor evet kurmacı olduğu okura hissediyoruz ulaşabiliriz romanın yazılma süreci medde konu edinir diyor evet yazıma süreci de metne konu edilmiş. Bunu da buluyoruz. Anlatıcı kurmacanın etkin bir figüranı, figürü haline gelmiştir diyor. Evet çünkü zaten roman kahramanıyla arkadaş olduğunu da belirtiyor. E, D'de kurmaca ile gerçeklik arasında sınır belirginleştirilmiştir diyor. Tam tersi kurmaca ile gerçeklik arasında sınır belirginleştirilmemiştir. Aksine Kurmaca ile gerçeklik iç içe verilmiştir. O yüzden D'ye ulaşamayız. E'de doğrudan veya dolaylı e, biçimde okurla iletişim kurulur diyor. Evet okurla bir konuşma havası da var zaten. Doğru. Açıkladığım üzere ulaşamayacağımız e, özellik D şıkkındadır. Bu yüzden de doğru cevap D seçeneğidir. Yusuf Atılgan e, önemli bir modern ve postmodern roman temsilcisidir. Baktığımızda 1921-1989 yıllar arasında yaşamıştır. Yusuf Atılgan Manisa'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunudur. Farklı roman tekniğiyle edebiyatımızda öne çıkmıştır. Romanlarında yalnızlık, psikolojik yabancılaşma ve bunalım konularını işlemiştir. Romanları Aylak Adam, Yurt Oteli ve Canistan'dır. Hikayeleri Bodur Minare'den öte ve eylemcidir. Ekmek Elden, Süt Memeden adlı bir de çocuk kitabı vardır. Aylak Adam 1959 yılında yazılmıştır ve romanda geçim sıkıntısı, belli bir derdi ve ülküsü olmayan C adlı kişinin ruhsal durumunu ve mutluluk araya, arayışlarını işler. İstanbul'da yalnız ve nevrastalik bir gencin bu genç C 4 bölümde 4 mevsimi kapsayan yani kış, ilkbahar, yaz ve güz dönemini kapsayan hayatı anlatılır. Ve gelen polisin ne oldu anlat sorusuna otobüse yetişecektim der ve susar. Sustu, konuşmak lüzumsuzdu. Bundan sonra kimse ondan bahsetmeyecekti. Biliyordu, anlamazlardı diye biter Aylak Adam romanı. Yusuf Atılgan'ın bir başka romanı da Aylak Ote, Ana Yurt Oteli'dir. Anayurt Oteli 1973 yılında e, yayımlanmıştır ve mekan olarak Manisa'daki e, Anavatan Oteli'nden ve onun katibinden esinlenerek yazı, e, yazılmış bir eserdir. E, Anayurt Oteli adlı roman 1987 yılında Ömer Kavur tarafından da sinemaya uyarlanmıştır. E, babasından kalma Anayurt Oteli'nin katibi Zebercet'in yaşadığı kimlik bunalımı ve yalnızlığı anlatılır bu eserde gecikmeli Ankara treniyle Zebercid'in işlettiği otele gelen kadın Zebercid'in hayatını değiştirir Farklı bir psikolojiye e, sahiptir Zebercet ve hastalıklı da bir kişidir. E, Anayurt Oteli'nde e, Yusuf Atılgan bunları anlatmıştır. Bir 2012 LYS sorusu var. Soruda ne diyor? Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir diyor. Baktığımızda gerek anlatım biçimi, gerek çizdiği tipler, gerekse romana Taşıdığı konular yönünden ele alındığında nokta nokta Aylak Adam adlı romanıyla Aylak Adam kim yazmıştı zaten 3 tane romanı vardır Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam Anayurt Odeli ve Canistan e, Aylak Adam'ı Yusuf Atılgan yazmıştır şöyle bir baktığımızda zaten ilk tarafa Yusuf Atılgan'ı getireceğiz sonra devamında e, adlı romanıyla Tanpınar romanının özellikle de Huzur ve nokta nokta romanlarının başlattığı alışa gelmiş modern roman yazma anlayışının dışına çıkanların başında gelir diyor. devamında zaten Saatleri Ayarlama Enstitüsü var. Huzur ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü de zaten Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait romanlar. O yüzden uyuşuyor. bu yüzden de doğru cevap C seçeneğidir. Başka bir yazarımızsa Oğuz Atay'dır. Oğuz Atay'a baktığımızda 1934-1977 yıllar arasında yaşamıştır ve Kastamonu İnebolu'da doğmuştur. 57'de İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitirmiştir ve 3 yıl Yıldız Üniversitesi'nde İnşaat bölümünde öğretim üyeliği yapmıştır Oğuz Atay. Romanlarında ağırlıklı olarak yabancılaşma, umutsuzluk, uyumsuzluk ve bunaltı gibi konuları işlemiştir. Kahramanları toplum konularıyla, toplum kurallarıyla Çatışan, e, kent yaşamının içinde yalnızlaşan ve yabancılaşan aydınlardır. Eserlerinde ironi ön plandadır Oğuz Atay'ın ve bilinç akışı, iç monolog gibi teknikleri çok başarılı bir şekilde kullanmıştır. E, Türkiye'nin ruhu adıyla da. Bir eser yazmayı, bir roman yazmayı planlamış ancak erken ölümü sebebiyle de tamamlayamamıştır. Yazamamıştır böyle bir roman. Oğuz Atay'ın hikayeleri korkuyu, korkuyu beklerkendir. Bir tane hikaye kitabı vardır. Romanları ise Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Bir Bilim Adamının Romanı ve Eylem Bilim'dir. Oyunlarla Yaşayanlar adlı bir oyunu vardır ve bir de günlüğü vardır. Bu da önemlidir. Tehlikeli oyunlar 1973 yılında yayınlanmıştır. Kurulu düzene uymayı başaramayan bir aydının Hikmet Benon'un kendisini öldürmeye kadar götüren ruh dünyasını ele almıştır. Tehlikeli oyunlarda ve roman tutunamayanlar romanının adeta gölgesidir. Onun devamıdır. Roman konu olarak da tutunamayanlarla benzerlik gösterir. Bir bilim adamının romanı 1975 yılında yayınlanmıştır ve biyografik roman türündedir. Bu anlamda da önemli eserde Oğuz Atay kendisinin İTÜ İnşaat Fakültesinden hocası Profesör Doktor Mustafa İnan'ın hayatını bir halk çocuğu olan e, Profesör Doktor Mustafa İnan'ın e, nasıl e, o kadar e, zorlukları aşarak uluslararası ün sahibi bir e, bilim adamına dönüşmesini e, konu edinmiştir bir bilim adamının romanı e, Oğuz Atay eserinde biyografik bir kronoloji takip etmez Anadolu'dan bir öğrenciyi Mustafa İnan'ı anlatır eserde bir yandan nefse olaylar varken bir yandan da Oğuz Atay'ın Hocası hakkındaki kişisel e, düşünceleri e, vardır. E, roman e, Mustafa İnala ödül veren Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma kurulunca de, e, desteklenmiştir ve anlatılan kişinin yani Mustafa İnan'ın eşi e, Profesör Jale İnan tarafından da e, denetlenmiştir. Tutunamayanlar 1972 yılında yayınlanmıştır ve yazar Tutunamayanlar adlı romanı ile e, postmodern romanında aslında yolunu açmıştır. E tutunamayanlar ele aldığı konuyu işleyiş tarzı iç monolog, bilinç akışı, alıntı gibi yeni anlatım teknikleri kullanması bakımından önemlidir. Romanda mühendis Turgut Özben'in Selim Işık intihar ettikten sonra yakın arkadaşı aracılığıyla Selimi araştırmak istemesiyle ve araştırmaları sonucunda da aslında onun kendisine ne kadar benzediğini fark etmesiyle başlar. Metin, Esat, Günseli, Süleyman Kargın'ın açıklamalarıyla ve asıl Selim'in hazırladığı tutunamayanlar ansiklopedisinde kendisine ayırdığı maddeyi okuduktan sonra adeta yaşamaktan korkan Selimi anlamaya başlayan Turgut, onunla kendisi arasında özdeşim kurar, benzerlikler bulur. Kendi kendisi olmak için bir trene binip giden Turgut da Selim gibi toplum kurallarından kaçmak için bir tür intiharı seçmiştir. Ayrıntılara ağırlık verilen eserde güçlü bir ironiyle yazar kendisinde mensup olduğu çevrenin eleştirisini yapar. E, romanda Osmanlıca, Türkçe, Öztürkçe sözcükler iççedir ve ansiklopedi günlük, şiir, tiyatro, mektup gibi e, türler romanın dokusuna sindirilmiştir. E, Oğuz Atay romanda James Johnson e, Ulysses romanından etkilenmiştir. Yazar Tutunamayanlar romanıyla da 1970 TRT roman ödülünü kazanmıştır. Bir başka e, modern ve postmodern romancımız Orhan Pamuk'tur. Orhan Pamuk 1952 yılında doğmuştur ve İstanbul'da doğmuştur. Nişantaşı'nda büyümüştür. Liseyi Amerikan Lisesi Robert Kolej'de okumuştur. E, romanlarının e, anlatım teknikleri postmodern e, yaklaşımlarıyla dikkat çeker. E romanlarında doğu batı e, sorununu e, felsefesi ve kültürel açıdan ele almıştır. E, farklılıklarını ortaya koymuştur. 2006, e, 2006 yılında e, Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülü'nü almıştır ve Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan ilk Türk vatandaşıdır. Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülü konuşması Babamın Bavulu adıyla yayımlanmıştır. Daha çok aydın kesimi anlatan, zor anlaşılan romanlar ortaya koymuştur Orhan Pamuk. eserlerine baktığımızda Anısı, Denemesi, Makalesi ve Senaryosu da vardır. Anısı İstanbul ve babamın bavuludur. Deneme ve makaleleri Saf ve Düşünceli Romancı, Öteki Renkler, Manzaradan parçalardır. Senaryosu ise Gizli Yüzdür. Romanlarına baktığımızda Cevdet Bey ve Oğulları, Sessiz Ev, Beyaz Kale, Kara Kitap Yeni Hayat, Benim Adım Kırmızı, Kar, Masumiyet Müzesi, Kafamda Bir Tuhaflık, Kırmızı Saçlı Kadın ve Veba Günleridir. Sevgili arkadaşlar, Orhan Pamuk'un romanlarına baktığımızda Cevdet Bey ve Oğulları 1982 yılında yayınlanmıştır ve ilk adı Karanlık ve Işık olan bir eserdir Cevdet Bey ve Oğulları. 1979 yılında Milliyet Roman yarışmasında birincilik ödülünü almıştır ve 1983'te de Orhan Kemal ödülünü almıştır. Orhan Kemal roman ödülünü almıştır ve romanda 2. Abdülhamit döneminden 12 Mart'a kadar geçen zaman diliminde Nişantaşı'nda yaşamıştır. Zengin bir ailenin üç kuşak yaşamını anlatır. Ee, Orhan Pamuk klasik gerçekçi tarzda yazılmıştır bu roman ve 1905'ten 1970'e kadar ki hayatını izlediği İstanbul'u bir Burjuva ailesinin üyeleri ve dostlarıyla 65 yıllık bir kültür hayatı panoramasını sunar romanın baş kahramanı Cevdet Bey 100 yıl başında İstanbul'da 2. Abdülhamid'in son yıllarındaki ilk Müslüman tüccarlardandır ve Cevdet Bey'in en büyük isteği hem işlerini büyütüp zenginleşmek hem de batılı bir aile kurmaktır kökü Taşra'ya uzanan geleneksel ailesini bir yanına bırakarak bu isteklerini gerçekleştirmeye girişen Cevdet Bey ve oğulların hikayesi bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin özel hayatının da hikayesidir Orhan Pamuk'un bir başka romanı Sesi de 1984 yılında yayınlanmıştır ve 1984 Madaralı Roman Ödülünü almıştır. Roman 12 Eylül öncesi yaşanan anarşi olayları üzerine kuruludur. Biri tarihçi, biri devrimci. Diğeri de zengin olmayı kafasına koymuş 3 torunun 1980 yazında İstanbul'dan 50 kilometre uzakta Cennethisar'da yaşayan babaannelerinin Konağında geçirdikleri bir haftanın hikayesidir. Fatma Hanım, Faruk Bey, Nilgün, Metin ve Recep romanın kişilerindir. Beyaz Kale 1985 yılında yayınlanmıştır ve tarihsel roman özellikleri taşıyan eserde veredikli bir köreyle onun sahibi Osmanlı alimi hoca arasındaki gerilimi, dostluğu, roman boyunca doğu ve batı kültürleri arasındaki farklılıkları simgeleyerek anlatır. Bir başka Orhan Pamuk romanı da Yeni Hayattır. 1994 yılında yayınlanmıştır. Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti cümlesiyle başlar bu roman. Yeni Hayat alışılmış roman anlayışının biçim ve pratiklerinden ilk kopuşu ifade eder aslında. Eser modern hayatın yalnızlaştırdığı ve bunalttığı bireyin arayışına yer veren postmodern bir romandır. E, romanda Osman'ın şahsında modern bireyin varlık ve kendi varlığına dair kaygıları ve tavrı irdelenmiştir. Mühendislik fakültesi öğrencisi Osman okuduğu kitap üzerine e, hayatının değişmesiyle başlar roman. E, bu romanın e, o... Osman'ın okuduğu ve hayatını değiştirdiği o romanın hangi roman olduğunu vermez yazar ve okuyucunun merak duygusunu en üst seviyesine çekmeye çalışır ve gizemli bir kitap haline gelir bu kitap. Osman'ın hayatını değiştirecek bu kitabı aynı üniversitenin mimarlık fakültesinde okuyan Canan vermiştir ve roman Osman'ın bu kitabı olan merakı ile yeni hayat arayışını mutlak hayat arayışını anlatır bir başka eserde Kırmızı Saçlı Kadındır 2016 yılında yayınlanmıştır kitapta anlatılanlar 1985 yılında geçer Olaylar Cem isimli karakterin gözünden anlatılır ve kitap Cem'in kuyuculuk işi için gittiği kasabada ustasından gizli olarak bir çadır tiyatrosunu e, izlemesini ve bu e, tiyatroda kırmızı saçlı kadını gör, e, görmesini e, ve e, ona aşık olmasını, e, ilk aşkı olan kırmızı saçlı kadın olan münasebetini konu edinir. Sevgili arkadaşlar Orhan Pamuk'un bir başka romanı da Kara Kitap'tır. Kara Kitap 1990 yılında yayınlanmıştır ve simgesel değerlerle yüklü bir romandır. Bu romanda İstanbul'un sokaklarını, geçmişini, kimyasını, dokusunu kayıp karısı rüyayı arayan Galip adlı bir avukat aracılığıyla anlatır Orhan Pamuk. Romanın başında verilen Şeh Galip'i çağrıştıran Galip, Mevlana'yı çağrıştıran Mevlana Celal ve Diyarı Kalbi çağrıştıran Şehri Kalp gibi simgesel isimler ile okuyucu doğu anlatı türlerindeki e, bir evrene yolculuk yaptığını da aslında fark eder. E, doğu edebiyatına özgü motifler kullanılır e, ve her der simgesel özellik taşımaktadır bu eserde. Şeyh Galib'in Hüsnü Aşkı'ndan Bimir Gece Masalları'na e, ve Attar'ın mantık Tayrı'na Mevlana'nın Mesnevi'sine e, birçok geleneksel metinlerin anlatım biçimleri e, romanın da tekniğini oluşturmaktadır ve e, Romanın ana izi ise günümüz değerlerinden koptuğu için çevresinden soyutlanan bu sebeple de yalnızlaşan insanın kendini bulması kendi çevresinde şekillenmesi anlatılır. Kafamda bir tuhaflık da 2014 yılında yayınlanmıştır ee, yine bir Orhan Pamuk romanıdır 1969-2012 yılları arasına kapsar ve Bodacı Mevlüt ile 3 yıl aşk mektupları yazdığı e, sevgilisinin İstanbul'daki hayatları hikaye edilir bu romanda da benim adım kırmızı 1998 yılında yayınlanmış bir Orhan Pamuk romanıdır ve e, yazarın e, en renkli ve iyimser e, romanım dediği e, bir romandır bu roman. Osmanlı ve İran nakkaşlarını, batı dışındaki dünyanın görme ve resmetle biçimlerini bir aşk ve aile romanı entrikası ile hikaye eder Orhan Pamuk. Roman 1591 yılında İstanbul'da karlı 9 kış gününde geçer Şeküre, Kara. E Enişte Efendi, Zarif Efendi, üstad Osman Roman'ın kişilerindendir. E Kar 2002 yılında yayınlanmıştır Yazarın ilk ve son siyasi romanım dediği Kar, e, Kars ilinde siyasal İslamcılar, e, askerler, laikler, Kürt ve Türk milliyetçileri arasındaki şiddeti ve gerilimi hikayede hikaye eder. E, Roman konusu Doğu Anadolu'nun sınır kentlerinden Kars'taki bir aşk hikayesinden alır ve romanın baş kahramanı şair K'dır bir başka Orhan e, Pamuk romanı ise 2008'de yayınlanmış Masumiyet Müzesi'dir e, yazarın Sibel adlı e, bir kızla nişanlı olan 30 yaşında zengin bir aileden gelen e, Kemal ile 18 yaşında 18 yaşındaki yoksul bir aileden gelen uzak akrabası Füsun arasındaki yasak aşkı e, konu edindiği bir romandır ve eser 1970'lerin ortasından başlayıp günümüze dek süren bir e, aşkı konu alan bir aşk romanıdır e, eser e, Eserlerle ilgili sorulara baktığımızda ÖSYM'nin sormuş olduğu bir 2014 LYS sorusu var. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor e, soruda. Bakalım. Postmodern anlatımının kullanıldığı nokta 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 birçok anlamsız unsurun bir bütüne yürümesini önleyen eksikler var. Böylece her okuyucu eline geçen tanıdık bir ipucunu tutarak görmek istediklerini bu romanda bulmaktadır. Bu bakımdan eserde ayna kavramının kullanılması anlamlıdır. Zira okuyucu kendi bilgisini ve hayallerini bu romanda bulduğu aynalardan birine yansıtmak ve onu eserin bütününe hakim kılmak imkanına sahiptir. Aynı özellikleri yeni hayatta da bulmak mümkündür diyor. E, baktığımızda bu ayna kavramı kara kitapta kullanılmıştır. Bu yüzden doğru cevap A seçeneğidir. Bir 2017 LYS sorusu var. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çok katmanlı anlatım özelliklerine sahip olan bu romanda yer alan kişiler nesneler ve kavramlar ayrıştırıldığında bunların bir takım simgesel değerler üstlendiği görülür. Romanın merkezinde yer alan Galip, Şeyh Galip'i çağrıştırır. Bir diğer karakter Celal, Mevlana'nın simgesel karşılığı olarak olay örgüsünde yer alır. Hüsnü Hüsnaştaki diyarı kalp ise romanda şehri kalp apartmanı olarak karşımıza çıkar. Bu isimler ile okuyucu doğa anlatı türlerinin evreninde bir yolculuğa hazırlandığını fark eder. Baktığımızda bu e, simgesel değerlerle yüklü bir Orhan Pamuk romanı olan Kara kitabı işaret ediyor. Bu yüzden de doğru cevap C seçeneğidir sevgili arkadaşlar modernist başka bir yazarımız da Adalet Ağolu'dur Adalet Ağalı 1929 e, 2020 yılları arasında yaşamıştır ve bilinç akışı iç monolog gibi yeni anlatım tekniklerini kullanarak kendine özgü bir yol tutturmuştur tek anlatıcıya son vermiştir Ağolu ve e, anların anlatıcısı olmuştur yer ve e, ögelerine değişiklik getirmek gibi bir anlatım tarzını benimsemiştir romanlarında kendine özgü anlatım biçimleri geliştirmiştir ve e, tabiat, toplum, zaman ilişkilerinin insanın iç dünyasındaki yansımalarını temel alarak gerçekliği bütün boyutlarıyla irdelemiştir. Korku, ölüm, kadın erkek ilişkileri, özveri, aşk, yaşlılık, gençlik, başkaldırı, özgürlük gibi temaları Güncel kaygılarla dünyaya bakışıyla toplumsal gelişmelerle iç içe vermiştir Adalet Ağolu. Roman kişilerini genellikle aydınlardan seçmiştir. Onları dolaylı yönden de eleştirmiştir. Birbirinin devamı olan Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi ve Hayır romanları dar zamanlar üçlemesi olarak yayımlanmıştır. Eserlere baktığımızda romanları Ölmeye Yatmak, Fikrimin İnce Gülü, Bir Düğün Gecesi, Yaz Sonu, 3 5 Kişi, Hayır ruh üşümesi romantik bir Viyana yazıdır. Hikayelerine baktığımızda yüksek gerilim, sessizliğin ilk sesi, hadi gidelim hayatı savunma biçimleridir e, ve Adalet Ağolu'nun tiyatroları da vardır. Romantik bir Viyana yazı 1993 yılında yayınlanmıştır ve postmodern bir roman olan eserin ana kahramanı tarih öğretmeni Kamil Bey'in sürgünlerde geçmiş hayatı bu çerçevede yaptığı yolculuklar ve yaşadıkları anlatılır. Ölmeye yatmak 1973 3 yılında yayınlanmıştır ve intihar amacıyla bir otel odasına kapanan Doçent Aysel'in geriye dönüşlerle geniş bir zaman içinde geçen bir romandır. Aysel'in ilkokuldan sınıf arkadaşları Ali Aydın, Ertürk, Sevil, Namık Hasip, Semiha, Behire Aysel'in ağabeyi İlhan ve Aysel'in öğrencisi Engin'in yaşamları ışığında toplumsal politik, ekonomik dönemler ve kültürel koşulların değişimi romanın konusunu oluşturur. Bir düğün gecesi 12 Mart dönemini işler ve anlatı zamanı 26 Kasım 1972'dir. Yazar bir düğüne katılan davetler aracılığıyla 1970'li yılların Türkiye'sinin panoramasını Aysel'in kocası Ömer'in anlatıcı konumda bulunduğu Ayşelin, e, Aysel'in kardeşi tezelin e, yeğeni Ayşe'nin ağabeyi İlhan'ın, İlhan'ın eşi Müjgan'ın annesi Fitnat hanımın, Ayşelin evlendiği Ercan adlı gencin e, amcası olan Ertürk'ün, onun eşi Gönül'ün, Ömer'in eski e, öğrencisi Ömer'in eski öğrencisi Tuncer'in iç konuşmalarını, bilinç akışlarını hatta günlüklerini bir araya getiren çok sesli bir anlatıdır. Bir düğün gecesi. Fikrim'in İnce Gülü ise 1976 e, yayınlıdır. E, Almanya'da çalışan bir Türk işçisi olan Bayram'ın yurda dönüşünü ve romanın kahramanı Bayram'ın aldığı pahalı sarı Mercedes arabayla köyüne dönerken geriye dönüşlerle onu Almanya'ya gönderen sebepleri ve Almanya'daki e, çalışma koşullarını anlatır. E, sarı Mercedes Adıyla da sinemaya uyarlanmıştır Fikrimin İnce Gülü. E, hayır ise 1977 yayımlıdır. Bir aydın e, olarak Profesör Doktor Aysel Derenen'in yaşadıklarını ve zihninde şekillendirdiği intihar düşüncesini merkeze alarak bir dönemde aydınların yaşadığı sıkıntı ve bunalımları anlatır. E, ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi ve Hayır romanları Dar Zamanlar adıyla yayımlanmıştır. ÖSYM'nin sormuş olduğu bir 2015 LYS sorusu var. Soruya baktığımızda bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden hangisi getirilmedir diyor. Adalet Ağaoğlu Almanya'da kazandığı parayı bir otomobile yatıran ve onu binbir özenle ülkesine getiren gurbetçinin hikayesini bir aydın uzaklığında ve işçinin duygusunu küçümseyen bir edayla nokta nokta adlı romanında anlatmaktadır diyor. Baktığımızda Adalet Ağolu'nun Almanya'daki gurbetçi bayramın hikayesini anlattığı ve gurbetçi bayramın Almanya'dan dönüşünü anlattığı romanı fikrimin İnce gülüdür. Bu yüzden de doğru cevap A seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar bir başka yazarımız da Latife Tekindir. 1957 doğumludur ve Kayseri'nin Bünyan ilçesinin Karafenk köyünde doğmuştur. Şiirsel üslubu ve geleneksel anlatımdan yararlanarak özgün bir anlatım tekniği vardır Latife Tekin'in ve popüler ve tartışmaya açık konular üzerine oturtturduğu siyasi içerikli romanlarıyla tanınır. Dil, imgelen ve kurgu düzeyinde büyülü gerçeklik gerçekçilik adı verilen Akım'ın Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisidir Latife Tekin ve Bercin, Kristin Çöp Masalları, Sevgili Arsa Ölü romanlarıyla büyülü gerçekçiliğin önemli örneklerini vermiştir. Latife Tekin'in romanlarına baktığımızda Berci Kristin çöp masalları, Unutma Bahçesi, Sevgili Arsız Ölüm, Gece Dersleri, Buzdan Kılıçlar, Aşk İşaretleri, Ormanda Ölüm Yokmuş, Muinar, Manvest ve Sürüklenmedir. Eee Gümüşlük Akademisi diye bir anısı kitabı vardır ve denemeleri ve e, denemeleri de e, denemesi de Rüyalar ve Unutuş e, Unutuşlar Defteri olarak yayımlanmıştır. Bence kristin çöp masallarına baktığımızda yazar burada yoksuluğu zengin bir dil malzemesi ve masal ögeleriyle zenginleştirerek sunar. Bir gece kondu mahallesi olan Çiçektepe mahallesini konu alır eser. Sevgili Arsız Ölüm ise 1983 yılında yayınlanmıştır. Çocukluk anılarından yola çıkarak çocuk dünyasındaki korkularını, On korkularıyla beslemiştir. Çocukluk dünyasında yaşadığı korkularla yazmıştır aslında bu romanı. Cinlere, perilere ve hayaletlere yer vermiştir. Roman aralarında nedensellik bağı bulunmayan küçük hikayelerle ilerler. Huvat'ın karısı Atiye'nin sırasıyla doğurduğu Nuber, Halit, Seyit, Dirmit, Mahmut'un oluşturduğu Huvat ailesinin hikayelerini anlatan, özellikle Huvat cinlere ve büyüye olan inancıyla romanın romanın fantastik unsurlarını sağlamış olur. Büyü gerçeklik bağlamında düşüne, düşünebilecek bir romandır. Ee, sevgili Arsız Ölüm, Huva ailesinin yaşadığı Akçalı köyünün cinlere ve perilere olan inançları, büyü, tılsım, fal ile günlük hayatlarını düzenlemeye çalışmaları, yatırlar, yumurtadan kesilen tavuklar ve Dirmit'in cine dönüştüğüne inandığı e, öğretmen romandaki olağanüstü olayların e, eksenini oluşturur. Sevgili Arsız Ölüm, e, Gabriel Marquez'in 100 yalnızlık romanına benzetilir. E, Latife Tekin'in bir başka romanı da Unutma Bahçesi 2004 yılında yayınlanmıştır. E, yazıldığı dönemin sanat ortamını e, ve siyasi olaylarını ele alır. Unutma ve anımsama üzerine kurgulanmış bir romandır. 2019 AYT sorusu var. Baktığımızda bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yazar 1980 sonrası Türk Edebiyatı'nın yenilikçi isimlerinden biridir. İlk dönem eserlerinde köy gerçekliğini, köyden kente göçü, çarpık kent ilişkilerini, bu çarpıklığın meydana getirdiği yabancılaşmayı, yabancılaşan bireylerin içsel yolculuklarını ve onların yoksul hayatlarını işledi. Daha önceleri toplumcu gerçekçi bir bakış açısıyla işlenen bu konuları gerçeküstü bir yaklaşımla ele aldı. Sevgili Arsız Ölüm, Berci Kristin Çöp Masalları, Gece Dersleri, Aşk İşaretleri, İkaretleri, Unutma Bahçesi adlı romanlarında hayatın gerçeklerini gözleme dayalı bir anlayışta halk ürünlerinin anlatım tarzından yararlanarak aktardı. Sevgili arkadaşlar bu parçada söz edilen eser ve eserlerin sahibi yazarımız Latife Tekindir. Latife Tekin Arsız Ölüm, Berce Kristin Çöp Masalları, Gece Dersleri ve Unutma Bahçesini yazmıştır. Bu yüzden de doğru cevap C seçeneğidir. 2012 LYS sorusu var bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdaki yerden hangisi de verilenler sırasıyla getirilmelidir diyor soruda baktığımızda cimrilik korkaklık evlat sevgisi gibi bütün insanlarda ortak olan bir niteliği abartarak bir insanda toplama işidir tipleştirme. Söz gelimi Bazı akın Goryat babası Sörvantes'in Don Kişot'u birer tiptir. Buna göre Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar adlı romanındaki nokta nokta Yaşar Kemal'in Orta Direk adlı romanındaki nokta nokta birer tiptir diyor. Ee, baktığımızda Yaşar Kemal'in mesela Adnan Sena Yusuf ve Fahim Bey, Cemil Afife, Hayri Hakkı Cilis ve Selim Meryemce verilmiş. Ee, buradaki Meryemce Yaşar Kemal'in Orta Direkteki bir tipidir. Yine D şıkkındaki Selim de Oğuz Atalay'ın tutunamayanların tipidir. Bu yüzden de doğru cevap D seçeneğidir. Başka bir yazarımız da İnce Aral'dır. İnce Aral 1944 doğumludur ve edebiyata hikayeleriyle başlamıştır. Son dönemin en önemli postmodern yazarlarındandır İnce Aral. Sosyal, siyasi, ailevi konulara değişik olayları postmodern bir yaklaşımla ele alır. İç konuşma tekniği, dilsel oyunlar ve geri dönüşlerle romanlarını yazar. Romanlarını genellikle kadının toplum içindeki yerini de sorgulamış ve bazı şekillerde belli mesajlar vermeye çalışmıştır. Romanları ölü erkek kuşlar, yeni yalan zamanlar bunu daha sonra yeşil olarak basmıştır. Hiçbir aşk, hiçbir ölüm, mor Taşveten, safran sarı, içimden kuşlar göçüyor. Bu bir anı romandır. Şarkını söylediğin zaman hikayeleri de vardır ve denemesi de vardır. İnce aralın. Ölü erkek kuşlar romanında kadın duyarlılığını, kadın kimliğini, geleneksel ahlaki değerler karşısındaki özgürlük sorunlarını ve erkeklerle olan ilişkilerini yalın, akıcı ve dilsel bir oyun hale getirdiği şiirsel bir üslupla anlatır İnci Aral. E, romanda geleneksel toplum değerlerini postmodern bir söylemle sorgular. Yeni yalan zamanlarsa e, daha sonra yeşil olarak e, bu romanın adını değiştirir e, ve devamında yazdığı Mor ve Safransa romanları da e, onun e, devamında yazılmıştır ve ee, yeşil, mor ve safran sarıyı e, birbirinin devamı olan e, üç roman olarak bir üst başlıkta yeni yalan zamanları olarak ortaya koyar. Taş ve e, romanda Alman anne Türk babanın kızları heykel sanatçısı bir e, kadının iki ülke ve e, kültürü ile iki erkek arasındaki bölünmüşlüğünü 1970'lerin karışık siyasi e, ortamlarını dile getirir. Hiçbir aşk, hiçbir ölüm gençliğini horatça yaşamış ve yaşlandıkça kendisiyle hesaplaşmaya başlayan bir anne ile aldatıldığı için boşanmanın eşiğinde bulunan kızının kırılma noktasındaki ilişkilerini konu alır. Pınar Kür bir başka yazarımızdır. Romanlarında toplumsal sorunları ve kadın, kadınların bireysel dertlerini anlatmıştır Pınar Kür kadınların iç dünyalarını e, tüm boyutlarıyla ele alır zamandan ve mekandan şikayet eden kişilerin e, iç dünyalarındaki huzursuzlukları e, bir takım açmazları birey toplum e, değerleri uyuşmazlığında ele almıştır ve e, polisiye romanı birkaç örnek vermiştir e, ancak polisiye romanları klasik polisiye romanlardan farklıdır romanlarına baktığımızda Pınar Kürün e, yarın yarın küçük oyuncu asılacak kadın bitmeyen Aşk Bir Cinayet Romanı, Sonuncu Sonbahar, Cinayet Fakültesi ve Sadık Bey'dir. Yarın yarına baktığımızda romanda varlıklı bir çevreden gelen e, mutsuz bir evlilik geçirmiş olan e, bir genç kadınla yine aynı çevreden e, radikal sol, sol örgütlere katılmış bir gencin 12 Mart e, darbesi çe çevresinde buluşan yaşam öykülerini e, anlatan bir romandır. Asılacak kadın ise e, bu romanda çeşitli açılardan sömürülen e, ve sonunda cinayete sürüklenen genç bir kadının e, meleğin e, serüvenini konu alır. Bir de bir cinayet romanı vardır Pınar Kür'ün olayların üç kahramanın bakış açısından anlatmıştır ve rollerin yazar tarafından dağıtıldığı bir cinayet romanı polisiye üçlemenin ilk kitabıdır. Diğer iki roman Sonuncu Sonbahar ve Cinayet Fakültesidir. Eserin kurgusu tanınmış bir kadın romancı olan Akın Erkan'ın Ölümün Vazgeçilmez Çekiciliği adlı bir polisiye roman yazmak istemesi üzerine kuruludur bu eser. Diğer romanlara benzemeyecektir. Roman mekanizmasını irdelen bir cin, e, cinayet romanı olacaktır. E, romanın bazı kısımları bizzat Maktul tarafından yazılacaktır. E, dedektik, e, dedefçik, e, dedektifçilik oynayan matematik profesörü Emin Köklü katil ve Maktul'ün yazdıklarından habersiz bir şekilde kendi bölümünü yazmaya devam edecektir. E, roman katil olan Akın Erkan'ın ölümü e, öldürmek hakkındaki e, düşünceleriyle başlar. Nazlı Eray da başka bir romancımızdır. 1950 doğumludur ve e, Mösyö yazarın ilk öyküsüdür. Fantastik hikayeleriyle dikkat çekmiştir ancak e, düş dünyasından hiç çıkmamıştır. E, fantastik gerçekçiliğin temsilcisi e, sayılır e, Nazlı Eray ve büyülü gerçekçilik akımının temsilcisi kabul eder kendisini. Romanlarındaki fantastik ögeler ağır basar. Eserlerinde mutluluğu e, sığındığı düşler, hayaller aleminde aramaya çalışan mutsuz kadını anlatır. Düşler ve fantastik ögeler yazarın gerçeklerden e, kaçma araçlarıdır. 1981'de yayınlanan Pasifik Günleri'nde, e, günlerinden e, son romana kadar düş ile gerçek arasında fantastik gerçekçiliğin gizemli ve düşsel e, dünyasına götürmüştür okurlarını. E, Nazlı romanlarına baktığımızda Pasifik Günleri, Orpe, Deniz Kenarında Pazartesi, Arzu Sapağında e, inecek Var, Ay Falcısı, Yıldızlar Mektup Yazar, Uyku İstasyonu, e, Aşık e, Papağan Barı, e, İmparator, İmparator Çay Bahçesi, El Yazması Rüyalar, Ay Işığı Sofrası, Aşkı Giyinen Adam, Hazır Dünya, Sis Kelebekleri, Farklı Rüyalar Sokuğu e, ve Kayıp Gölgeler Kentidir. 2012 LYS sorusu var. Soruya baktığımızda aşağıdaki yazarlardan hangisinin yapıtlarında fantastik gerçekçiliğe ait e, ögeler ağır basmaktadır diyor. A'da Oktay Akbal, B'de Rasim Özderer, C'de Nazlı Eray, D'de İnci Aral ve E'de Nezihe Meriç verilmiş. E, baktığımızda Nazlı Eray, e, Nazlı Eray'ın roman ve öyküleri fantastik e, ögeler bakımından ağır taş, e, ağır e, basar. E, bu yüzden de doğru cevap C seçeneğidir. Nazlı Eray'ın Arzu Sapağında inecek Var adlı romanı da önemlidir. Roman Ankara'da Nazlı Eray'ın evinde birbiriyle ilişkisi olmayan farklı zamanlarda yaşamış, farklı kimliklere sahip kişilerin kendisiyle söyleşi yapmaya gelmeleriyle başlar. Sonra Eray ve erkek kardeşi zamanda ve mekanda yaptıkları yolculuklar sırasında kendilerini bir diskotekte Maria Antonija ve Fransız Devrimi'nde görev alan ünlü kişilerle dans ederken bulurlar. E, Buket Uzuner de bir başka postmodern romancımızdır. Düstel ve Ütopik romanlarıyla tanınmıştır. Eserlerinde çeşitli yazarlara göndermelerin ve yazarlardan e, alıntılar e, bulunur. İçine girdiği kültür ve sanat e, çevrelerinde izleri vardır eserlerinde. Romanları iki yaşi Susamuru, anneleri, babaları, sevgilileri ve diğerleri balık izlerinin sesleri, kumralada mavi tuna, uzun beyaz bulut gelibolu, İstanbullular uyumsuz defne kamanın maceraları, su uyumsuz defne kamanın maceraları topraktır. otobiyografisi de vardır. Gümüş yaz, gümüş kız diye ve hikaye kitapları da vardır. İki yaşı su samuru 1991 yılında yayınlanmıştır ve Postmodern roman kurgusuyla yazılmıştır. Ee, okuru bir modern kenti ve meslek sahibi Türkiye'li kadın modelini temsil eden Nilsun'u düşsel ve fantastik dünyasına götürür. Theo ve Selen diğer kişilerdir. Uzun Beyaz Bulut Gelibolu ise 2001 yılında yayınlanmıştır. Adını Anzakların ataları Maorilerin dilinden geçen e, Aoteora sözcüğünden konusunu ise Yeni Zelanda'dan gelen Vicky adında bir genç kadının Çanakkale Savaşları'nda pek çok yararlılık göstermiş bir Türk gazisinin kendi dedesi olduğunu iddia etmesi ve söz konusu gazi torunu gazinin torunu avukat Ali Osman ile aralarında başlayan aşktan alır bir ÖSYM sorumuz var diyor ki soruda aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır A'da mahur beste B'de sürgün C'de ölmez otu D'de makber ve E'de aylak adam var Mahur beste e, sürgün, ölmez otu ve aylak adam roman türündedir e, ancak makber şiir türündedir bu yüzden doğru cevap D seçeneğidir. Bir başka romancımızsa Bilge Karasu'dur 1930-1995 yılları arasında yaşamıştır Bilge Karasu ve eserlerindeki temel izlek. Yani tema korku ve ölüm korkusudur. Eserleri de bireyin yalnızlığı ve iletişim kuramayışı ön plandadır. Postmodern romanın edebiyatımızdaki en önemli temsilcilerindendir Bilge Karasu ve eserlerinde fantastik ögelere de yer verir. Romanları Gece ve Kılavuzdur. Denemeleri de vardır Narla, İncire Gazel ve Altay bir Güz. Geceye baktığımızda Bilge Karasu'nun Gece adlı romanına düş ile gerçeği birleştirmiştir bu romanda ve romanı kimi eleştirmenler tarafından kilitli roman kimi eleştirmenler tarafından da postmodern bir roman olarak adlandırılır anlatılanların anlaşılması bazı şifrenin çözülmesine bağlıdır. 1991'de Gece Romanı ile Pegasus Edebiyat Ödülü'nü almıştır Bilge Karasu. Bu ödülü alan tek Türk yazardır. Kılavuz adlı romanısa romanı ise 1990 yılında yayınlanmıştır. ve eser polisiye ve fantastik unsurların bir arada kullanıldığı bir romandır. Uğur'un gördüğü düşler fantastik ögelerin başını çeker. Düşler 3 karabasandan oluşur. Başından sona kadar romana düşler eşlik eder. Zaman zaman düşlerle gerçekler iç iç içe geçmiştir bu romanda. Eee Sevgi Soysal ise e, 1936-1977 yılları arasında yaşamıştır ve kadın sorunlarını e, gündeme getirdiği romanlarıyla e, konu sıkıntısı çeken Türk romancılığına yeni bir e, soluk kazandırmıştır. Teyzesi Rosalind kişiliğinden hareketle birbirine bağlı hikayeleri e, Tante Rosa adlı yapıtında yer alır. Şafak romanında 12 Mart'a eleştirmiştir Sevgi Soysal. E, Barış adlı çocuk hikaye kitabında hastalık izlenimlerini ve 12 Mart sonrası e, değişimi anlatır. Romanlarına baktığımızda Sevgi Soysal'ın Yürümek, Yeni Şehirde Bir Öğle Vakti ve Şafaktır. Vüysat Bener'in romanları ise cümle yapısıyla, sözlük seçimiyle ve söz dizimini bozan dil anlayışıyla apayrı bir özellik taşır. Vüysat Bener 1922-2005 yılları arasında yaşamıştır ve buzul çağının virüsünde Demokrat Parti'nin iktidarda olduğu 1950 yıllarda bir taşra kasabasında geçen romanda iktisat fakültesini yarıda bırakmış. Anadolu'nun bir ilçesinde mal müdürü olarak görev yapmış. Bir ayağı topar devlet memuru emeklisi. Osman Yaylagül'ün yaşamından kesitler sunar. Romanları Buzur Çağının Virüsü, Bay Muannit e, Sahte Giyinin Notlarıdır. E, oyunları da vardır. Ihlamur Ağacı ve İpin Ucu adıyla. Erhan Bener 1929 doğumludur ve Vusato Bener'in kardeşidir. Bireyin iç dünyasına yönelik e, varoluşçu bir anlayışla insanların durumunu, nesnelerle ilişkisini ve kendileriyle hesaplaşmalarını ele alan romanlar yazmıştır. Eserlerinde psikolojik ögeleri ön planda tutmuştur. Küçük Burjuva dünyasındaki insanların sıkıntılarına, ümitsizliklerine, bunalımlarını, yalnızlıklarını anlatırken belirli bir tarihi dönemin gerçekliğini de vermiştir. Yalnızlarda ustalıklı e, psikolojik saptamaların yer vermiştir. Bahar'la gelen de modern anlatım tekniklerini ustaca kullanmıştır. Oyuncu romanıyla da üst kurmacaya klasik bir örnek kazandırmıştır. Erhan Bener'in romanlara baktığımızda Acemiler, Gordium, Yalnızlar, Loşayna, Kapı, Bahar'la gelen Elif'in öyküsü, Oyuncu, Ünlü Gezginci, e, Maselos'un Da, da Vinci'nin akıl almaz serüvenleri, Böcek, Ölü Bir Deniz, yaz, Ortadakiler, Tekilleşme, Bir Büyük Bürokratın Romanı, Anafor, Hınzır Kız, Dönüşler, e, Köleler ve Tutkular, Işığın Gölgesi, İlişkiler, Sıradışı Bir Kadının Otobiyografisi, Maselos Da Vinci, Çıdırtan Yağmurlar ve Eski Dostlardır. Bir başka romancımız ise Selim İleri'dir. Selim İleri 1949 doğumludur. Roman, hikaye, anı, deneme, senaryo gibi türlerde eserler vermiştir. Roman ve hikayelerinde İstanbul'da yaşanmış hayatı, yaşayanları özellikle de edebiyatçıları anlatmak, canlandırmak, Üze, e, üzeri tozla örtülmüş e, anıları hafızalardan e, yeniden harekete geçirmek ister Selim ileri. E, onun hikaye ve romanlarında edebiyatçılarımız geleceğe ikinci e, defa ve e, yenilenerek e, taşınmaktadırlar. Romanları ve hikayeleri vardır. E, romanlarına baktığımızda e, destan gönüller, her gece Bodrum, cehennem kraliçesi, ölüm ilişkileri, e, bir akşam alacası Yaşarken ve ölürken, ölünceye kadar seninim, yalancı şafak, saz, caz, düğün varyete, hayal ve ızdırap, kafes, mavi kanatlarınla yalnız benim olsaydın, kırık deniz kabukları, solmaz anım, gramofon hala çalıyor, kimsesiz okurlar için, yarın yapayalnız, anılar ıssız ve yağmurlu, melun bir uz e, yarılmasıdır. E, Selim İleri'nin romanları. E, Ferit Edgü ise bir başka romancımızdır. E, 1936 doğumludur. Roman, hikaye, deneme türünde eserler vermiştir. O da Selim İleri gibi. E, aydın kesimin uyumsuzluğunu, yalnızlığını anlatan hikaye ve romanlarıyla tanınmıştır Ferit Edgü. Eserlerinde sürekli yeni ve farklı e, dil ve üslup denemeleri yapmıştır. E, romanları kimse o Hakkari'de bir mevsim Yani romanın iki tane ismi vardır Hem o hem de Hakkari'de bir mevsim Eylül'ün gölgesinde bir yazdı Hikayeleri, denemeleri ve şiirleri de vardır Ferit Etkin'in Kimse 1976'da O ise 1977 yılında Yayınlanmıştır Romanlarında Hakkari'de öğretmenin Hakkari'de bir öğretmenin Halk ile kurduğu iletişimi anlatmıştır O romanı Hakkari'de bir mevsim adıyla Sinemaya da uyarlanmıştır e, düş gerçeğin ta kendisidir algısından hareket eder. Bu eserlerinde gerçek ile e, düşü iç içe vererek fantastik bir dünya kurmuştur Ferit Edgü. E, eserde umut umutsuzluk, somut soyut, gerçek düş, bireysel toplumsal e, iç içe verilerek zıtlıklar kurulmuştur. Sevgili arkadaşlar 2014 DYS sorumuz var. E, bu parçada kendisi ve eserlerinden söz eden sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Metni okuduğumuzda her gece Bodrum'dan sonra roman yazma isteği bir dönem çok ağır bastı. Bunu da öyle sanıyorum ki Atilla'nın etkisi olmuştur. Nasıl yeni e, dergilerinde Mehmet Fuat'ın etkisiyle öyküler yazdıysam Atile Bey'in yol açışıyla da ölüm ilişkilerini, cehennem kraliçesini yazdım. Galiba hep yazma isteğiyle hep yazma isteğiydi asıl ağır basan. Ama öyküden hiçbir zaman kopmadım. Sonra bir dönem geldi. Öykümüzün geldiği noktayı kendime çok yabancı buldum. Belki bu da seyrek yazmama yol açtı. Baktığımızda e, cehennem kraliçesi ve ölüm ilişkileri e, ve e, bunun, e, ölüm ilişkileri e, Selim İlerya'a ait. Her gece Bodrum'da Selim İlerya'a ait. Bu yüzden de doğru cevap C seçeneğidir. 2013 LYS sorusu var. Aşağıdakilerin hangisi e, türü yönüyle ötekilerden farklıdır? Kara Kitap, Kılavuz, Yağmur Kaçağı, Unutma Bahçesi ve Ruh Üşümesi var. E, kara Kitap, Orhan Pamuk'a, e, Kılavuz, Bilge Karasu'ya, e, Unutma Bahçesi, e, Latife Tekin'e, Ruh Üşümesi de Adalet Ağulu'na ait romanlardır. E, ancak Yağmur Kaçağı, e, Atil Elhan'a ait bir şiir kitabıdır. Bu yüzden de doğru cevap C seçeneğidir. Bir başka romancımız ise İhsan Oktay Anar'dır. İhsan Oktay Anar 1960 doğumludur ve felsefe eğitimi görmüştür. İzmir'de bir üniversite öğretim üyesi olarak da çalışmaktadır. Felsefi edebiyata sokan ve felsefi temelara yer veren bir yazardır. Hem kurgusuyla hem de felsefi söylemleriyle dikkat çeken romanlar yazmıştır İhsan Oktay Anar. Romanları kimi zaman polisiye, kimi zaman felsefe, kimi zaman da tarihseldir. Ama daha çok üst kurmaca niteliği taşır. Tarihi bir zemine oturtturduğu romanlarda tarihte yaşanmış bir olay ve tarihsel sorunları ele almaz. E, romanlarındaki kişiler tarihte yaşamış kişiler değildir, kurmaca kişilerdir. Tarihi romanlarında sadece bir fon olarak kullanır e, İhsan Oktay Anar. Romanları Puslu Kıtalar e, adlısı Efrasiyab'ın hikayeleri Kitabül Hiyel, Amat, Suskunlar, Yedinci Gün ve Galis Kahramandır. Puslu Kıtalar Atlası 1995 yılında yayınlanmıştır ve roman 17. yüzyıl Konstantinesinde yaşayan bir ihtiyarı anlatır. Düş gücü zengin bu ihtiyar kendi iç dünyasına bir yolculuğa çıkar ve düşlerinde bulduğu gerçekliği Pusu kıtalar adlısı adlı kitapta anlatır. Yazmış olduğu bu kitabı savaşa gitmek üzere olan oğluna emanet eder. Siyah bir sikke bulduktan sonra pek çok serüvene sürüklenen ihtiyarın oğlu sonunda Pusu kıtalar adlısı adlı kitabı okur ve burada anlatılan olayların kendi başından geçmiş olaylar olduğunu anlar. Amat ise bir geminin adı olan ve insanoğlunun bütün kötülüklerini kişiliklerine taşıyan mürettebatıyla yok olmaya mahkum Amat, yazarın bütün kötülüklerinin yanında okuyucuyu sık sık gülümseten özgün bir eserdir. Amat ve Suskunlar romanlarında iyi ile kötünün ebedi çatışması içinde sınırsız bir güç ve ölümsüzlük peşinde koşan aşk gözü insanların Acıktı sonlarını işler ee, İhsan Oktay Anar. Ee, Kitab-ül Hiyel ise 1996 yılında yayınlanmıştır ve romanda 3 kişinin hayat hikayesi anlatılır. Ee, Yafes Çelebi, Karacalut ve Üzeyir Bey adlı bu kişiler toplum dışına itilmiş tuhaf denilebilecek hayalleri olan kişilerdir. Bir türlü hayallerine kavuşamazlar. Romanda düş gerçek, ölüm ölümsüzlük çatışmaları ele alınır. Efrasiyab'ın hikayeleri ise 1998 yılında yayınlanmıştır. Romanda ölüm ile ceza nedenin birbirine birbirlerine belli temalar üzerine anlattıkları hikayelere dayanır. Pek çok hikayeyi içerisinde barındırdığı için eser Zengindir. Ölüm ve Cezar dede birbirlerine hikayeler anlatarak yazarın diğer romanlarında adı geçen Uzun İhsan Efendi'yi ararlar. Romanın sonunda ise Ölüm ile Cezar dedenin e, Ölüm ile Cezar dedenin birbirlerine e, anlattığı hikayeler bitmiş, Uzun İhsan'ın canını alma vakti gelmiştir. Ancak Ölüm Uzun ins'anın e, canına bağışlar çünkü Ölümün kız kardeşi Uyku. E uzun ihsana yardım etmiştir. Cezar Dede ile torunları sayesinde ölüm ile yapmış olduğu anlaşmayı kazanır ve yaşamaya devam eder. Bir başka romancımız ise Hasan Ali Toptaş'tır. E, Toptaş 1958 doğumludur ve modern Türk edebiyatının daha çok postmodern yönünü temsil eder. E, kendisinin postmodern bir modernist olduğunu söylemiştir. E, ve e, Hasan Ali Toptaş Türk edebiyatının kafkası olarak adlandırılır. E, dilin e, düşünceyi, duyguyu ve hisleri yansıtmada sadece bir araç olduğunu fikrine katılmayan Toptaş atmosfer oluşturmada e, dile öncü rol verir. E, Toptaş'ın eserlerinde bireyler e, çoğunlukla yaşamın ağırlığına katlanamaz. Bilmediği, tanımadığı ve tanımlayamadığı bir dünyanın garipliklerle, saçmalıklarla dolu yapısına tahammül edemez. Kahramanla birlikte anlatıcı da kaybolan ruhunu arar. E, zaman mekan e, kıskac, kıskacında yapar bu işi. Gölgesizler romanı e, modern dünyanın uzağında kalan bir hayatı yani köy-kazaba gerçekliğini ele alması... Karakterlerin ruhsal dünyalarındaki gelgitleri en ince ayrıntılarına kadar resmetmesi ve ve kitap bütünlüğünde oluşturduğu e, varoluş felsefesini kişisel bir noktada yorumlamasıyla farklı bir eserdir. E, romanlarına baktığımızda Hasan Ali Toptaş'ın Sonsuzluğa Nokta, Gölgesizler, Kayıp Hayaller kitabı, e, Bin Hüzünlü Yaz, Uykuların Doğusu, Heba, Kuşlar Yasına Gider ve Beni kör kuyulardadır. Bir diğer romancımızsa Füruzan'dır. Füruzan 1935 doğumludur. Roman ve hikayelerinde olay anlatımından çok betimleme ve çözümlemelerle iççe geliştirilen anlatım ön plandadır. Füruzan'ın romanlarında bir öğretmen ailenin iki kızıyla birlikte yaşamlarını anlatan 47'ler romanının belli bir bölümünü 12 Mart'a yol açan olaylara yer verir bu eserle de 1975 yılında Türk Dil Kurumu roman ödülünü almıştır. Berlin'in Narçte adlı romanında Almanya'daki bir işçi Türk ailesinin yaşlı bir Alman kadınıyla kurduğu dostluk anlatılmaktadır. Almanya'daki aile komşuluk ilişkilerinin 2. Dünya Savaşı günlerinden itibaren anıldığı, sevginin kurtarıcılığını gösteren bu güzel roman hak etmediği bir suskunlukta karşılanmıştır. Nezihe Meriç ise 1925 doğumludur ve roman türünde e, Korsan Çıkmazı ve Boşlukta Mavi olmak üzere iki eseri vardır. Korsan Çıkmazı romanı ile 1962 Türk Dil Kurumu roman ödülünü almıştır. Topal Koşma adlı hikayesinin genişletilmiş biçimi olan Korsan Çıkmazı romanında birlikte büyümüş ve Korsan Çıkmazı adlı sokakta oturan iki arkadaşın hatırlayışlarla duygularını ve geçmişlerini bilinçaltı yöntemiyle anlatır. Leyla Erbil ise 1931-2013 yılları arasında yaşamıştır ve 2002 yılında Pen Yazarlar Derneği tarafından Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Bu ödüle aday gösterilen ilk Türk yazardır Leyla Erbil. Romanlarını varoluşu temalara bağlı olarak yazmıştır ve eserlerinin hemen hemen hepsinin çıkış noktası siyasi ve sosyal olaylardır. Tuhaf bir kadında Kadının toplum içindeki yerini sorgular, mektup biçimindeki mektup aşkları farklı bir roman denemesidir. Cüce romanında yaşadığı olayların ironik eleştirisini yapar. E, Leyla Erbil'in romanları Tuhaf Bir Kadın, Karanlığın Günü, Mektup Aşkları, Cüce, Üç Başlı Ejderha, Tuhaf Bir Erkektir. Alatlı 1944 doğumludur ve ütopik ve fantastik romanlar yazmıştır. Anti-ütopya olan Şördirgen'in e, Kedisi Kabus 1999 yılında yayınlanmıştır. E, romanının devamı olan Şördirgen'in Kedisi Rüya 2001 yılında e, yayınlanmıştır ve bu romanı bir ütopya örneğidir. İlk romanda e, modernizmden postmodernizme bir geçiş sürecini Türkiye'yi merkeze alarak değerlendirmiştir. Eee... Türkiye'nin parçalanması düşüncesine dayanan kabusun karşı tezi olan rüyada iyimserdir. Ee, orada Kimse Var mı serisiyle Türkiye'nin siyasi hesaplaşmasını ve çatışmalarını e, nehir roman tarzında e, irdelemiştir. E, ve e, romanlar e, Viva la Morte, e, Nuk Türkiye Valla kurda e, yedirdin beni, e, Ok musti Türkiye tamamdır. E, bunların hepsinin ortak kahramanı ee, Günay e, Rab etrafında gelişir ve e, Alev Alattı'nın romanlarına baktığımızda Yaseminler tüter mi hala işkenceci kadere karşı koy aşe orada kimse var mı e, ve baktığımızda e, birincisi e, Viva Muerte ikincisi e, Nük Türkiye. Üçüncüsü Vallahi kurda yedirdin beni. Dördüncüsü Ok mustı, Türkiye tamamdır. Ee, ve e, Şöldürgen'in kedisi. Birincisi Kabus. ikincisi Rüya. E, Gogol'un e, izinde. Birincisi Aydınlanma değil Merhamet. İkincisi Dünya Nöbeti. Üçüncüsü Ey e, Uhnem. Ey Uhnem'dir. Tahsin Yücel de başka bir postmodern yazarımızdır. 1933-2016 yılları arasında yaşamıştır ve Fransız dili ve edebiyatı profesörüdür. Konularını alt ve orta tabakadan alan hikayelerinde kırık, ezik hayatlara yakılmış birer ağıt aracılığıyla yansıtmıştır ve Peygamberin son 5 günü ideolojilerin insanları robotlaştırıp tabuların esiri etmesine alaylı bir biçimde e, anlatır Tahsin Yücel. Tahsin Yücel'in romanlarına baktığımızda mutfak çıkmazı, vatandaş, peygamberin son 5 günü, kumru ile kumru, bıyık söylencesi, yalan, gökdelen ve sonuncudur. Bir başka romancımız ise İskender Pala'dır. İskender Pala 1958 doğumludur ve divan şiirini sevdiren adam olarak tanınır romanlarında İslami gelenekçi söylemi benimsemiştir ve eski edebiyatın anlatma biçimlerinden yararlanmıştır. Divan kültüründen beslenen Tezi romanlar kaleme almıştır. Romanlarında tarih, postmodernizm, bilim kurgu ögelerinden yararlanmıştır İskender Pala. İlk romanı Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk bilim kurgu özelliği taşır. Mesnevi ve postmodern romanının kesişimidir. Romanda olay örgüsü Fuzuli'nin sırrını saklayan Leyla ile Mecnun Mesnevi'si çerçevesinde gelişir. Şah ve Sultan'da Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail arasındaki mücadeleyi Ot bir Yunus romanında da 2011'de yayınlanmıştır. Yunus Emre'nin efsanevi hayat hikayesini efsane romanında Barbaros Hayrettin Paşa'yı da Eyüp Sultan'ı anlatmıştır. Bülbül'ün 40 Şarkısı ile Çağdaş bir siyer örneği vermiştir İskender Pala. İskender Pala'nın romanları Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk, Katre-i Matem, Şah ve Sultan, Ot, Efsane Bir Barbaros romanı, Mihman Mihmandar ve Bülbül'ün 40 Şarkısı'dır. Sevgili arkadaşlar Nazan Bekiroğlu da bir başka romancımızdır. Nazan Bekiroğlu 1957 doğumludur ve İslami gelenekçi söylemi benimseyen e, akademisyen bir yazardır. Metinlerini tasavvuf kültürü ve İslami motiflerle süsler. Kur'an-ı Kerim'de Ahzal'ın kısas yani kısasların en güzeli olarak geçen Yusuf kısasını çağdaş edebiyatın imkanlarıyla yeniden yazmıştır. Yusuf ve Züleyha adlı romanı 2000 yılında yayınlanmıştır ve yazarın kurguya katkısı yanında özgün yorumları da söz konusudur. İsimle Ateş arasında 2002 yılında yayınlanmış bir romanıdır ve Padişah ile onun gücünü hem kabullenen hem de padişahı tehdit eden yeniçeriler arasındaki çatışma üzerine kuruludur. Numan'ın kişiliğinde aşk duygusuyla çıkarlar arasındaki çatışmada anlatılır. La sonsuzluk ecesinde Adem ve Havva kısasından yola çıkarak varoluş insan, isyan ve teslimiyet gibi değerler üzerinde bir hikaye kurgular. Yaratılış, cennet, yasak meyve ve dünyaya sürgün edilme, dünyada var olma gibi ögelerde yorumlanır. Ee, Nazan Bekiroğlu'nun romanlarına baktığımızda Yusuf'u Züleyha, La Sonsuzluk Ecesi isimli ateş arasında nar ağacı ve mücelladır. 2010 LYS sorusu var ÖSYM'nin sormuş olduğu soruda diyor ki aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. E şıkkıyla başladığımızda toplumcu gerçekçi tutumla bireyin iç dünyasının Bireyin iç dünyasına kapanışını birlikte anlatan Haldun Taner Şişhane yağmur yağıyordu 12'ye 1 var adlı kitapları ile ödül almıştır diyor. Doğru. Yusuf Atılgan'ın Ana Yurt Oteli adlı romanı aynı otelde katiplik yapan Zebercat adlı kahramanın ruh dünyasının açığa çıkarılması üzerine şekillenir diyor. Doğru. C'de Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanı ele aldığı konu, konu işleyiş tarzı ve kullanılan yeni anlatım teknikleri bakımından dikkate değer nitelikler taşır diyor. Doğru. B'de romanlarında bilinç akışı, iç monolog gibi yeni anlatım teknikleriyle kendine özgü bir yol bulan Adalet Ağolu'nun ilk romanı Ölmeye Yatmaktır diyor. Doğru. A'da Bilge Karasu yeni yalan zamanlarda büyük ölçüde kadın sorunlarını somutlayıcı bir tutumla yansıtmaya çalışmıştır diyor. Burada bir yanlışlık yapılmıştır. Çünkü ee, yeni yalan zamanları Bilge Karasu değil İnci Aral yazmıştır. Doğru cevap A seçeneğidir. ÖSYM'nin sormuş olduğu bir 2011 LYS sorusu var sevgili arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Baktığımızda Kurtuluş Savaşı ile ilgili önemli romanlar arasında Halide Edip Adavar'ın Vurun Kahpeye, Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun Yaban, Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı, Adil İlhan'ın Kurtlar Sofrası, Tarık Burak'ın Siyah Kehribanlar adlı yapıtlarını sayabiliriz diyor. Kurtuluş Savaşı'nı evet Vurun kahveye Yaban, Yorgun Savaşçı ve Kurtlar Sofrası anlatmıştır. Ancak Tarık Buğra'nın Siyah Kehribar romanında Kurtuluş Savaşı işlenmemiştir. Eser Musol'ün dönem İtalya'sında geçer. Ayrıca eserin adı Siyah Kehribarlar değil Siyah Kehribar'dır. Burada ÖSYM yazarken de bir yanlışlık yapmıştır. Doğru cevap E seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar Cumhuriyet döneminin diğer romancılarına baktığımızda bir başka ismimiz de Ayla Kutlu'dur. Ayla Kutlu 1938 doğumludur ve kadın sorunlarını anlatmıştır. Kadın destanında Gılgamış destanını temel alarak alt insan durumuna getirilen kadın kimliğini ele alır. Romanları Ateş Üstünde Yürümek, Kaçış, Islak Güneş, hoşça kal Umut, Tutsaklar, Cadı Ağacı, Bir Göçmen Kuştu O, Kadın Destanı ve Emir Bey'in Kızlarıdır. Ayşe Kulin de Cumhuriyet dönemindeki bir başka yazarımızdır. 1941 doğumludur ve daha çok biyografik romanlar yazmıştır. Adı ailinde kökleri Girit'te Mustafa Naili Paşa'ya kadar uzanan bir ailenin kızı olan Ailin Devrimel'in yaşamını, Türkan romanında Türkan Saylan'ın yaşamını, Füreyya'da Türkiye'de ilk kadın seramik sanatçısı olan Füreyya'nın maceralı hayatını ele alır. Büyük babasından başlayarak ailesinin macerasını hayatını dört kitapla toplamıştır. Sırasıyla Veda Esirşehir'de bir konak, Umut Hayat'a kan sudur. Hayat dürbünümde 40 sene ve Hüzün dürbünümde 40 sene olarak yayımlanmıştır. Romanları Ayşe Kuli'nin Bir Tatlı Huzur, Ada Aylin, Sevdalinka, Füreyya, Nefes Nefese, Gece Sesleri, Veda, Köprü, Bir Gün, Umut, Türkan, Dönüş ve Hayaldir. Bir başka Cumhuriyetçi yazarımız Ahmet Ümit'tir. 1960 doğumludur. Günümüzün polisiye roman türünün en dikkat çekici ismidir. Romanları Sis ve Gece, Kar Kokusu, Patasana, Kukla... Beyoğlu Rapsodisi, Kavim, Babı Esrar, İstanbul Hatırası, Sultanı Öldürmek, Kırlangıç Çığlığı, Beyoğlu'nun En Güzel Abisi, Elveda, Güzel Vatanımdır. Ayfer Tuç ise 1964 doğumludur. Roman ve öyküle ile tanınır. Kapak Kızı, Bir Deliler Evi'nin yalan yanlış anlatılan kısa tarihi ve dünya ağrısı romanları vardır. Duygu Asena 1946-2006 yılları arasında yaşamıştır ve romanlarında Kadın sorunlarına feminist bir kadın bakış açısıyla bakmıştır. Son romanı paramparça da kadın gözüyle erkek dünyasını aralamıştır. Romanları kadının adı yok, kahramanlar hep erkek, aslında aşk da yok, aynada aşk vardı, e, aslında özgürsün ve aşktır. Mehmet Seyda ise e, 1919-1986 yılları arasında yaşamıştır ve e, romanları genel olarak 23-46 yılları arasındaki Türkiye'deki toplumsal değişiklikleri, geleneksel Türk ailesinde yaptığı tahribatları büyük bir ailenin parçalanışı ve çözülüşü etrafında geçer. E, romanları Yaş Ağıç, Ne Ekersen, Bir Gün Büyüyeceksin, e, Süeyda Hanım'ın Ortanca Kızı, Yanar Taş, İhtiyar Gençlik, Gerçek Dışı, Köroğlu, Sultan Döşeği ve Nemrut Mustafa'dır. Metin Kaçan 61-2013 yılları arasında yaşamıştır ve Ağır Roman adlı eseri Türkiye'de yeraltı edebiyatının ilk örneğidir. Fındık 8 diğer romanıdır. Mustafa Miyasoğlu 46-2013 ve 2013 yılları arasında yaşamıştır ve geleneğe bağlı bir yazardır. Kaybolmuş Günler, Dönemeç, Güzel Ölüm, Bir Aşk Serümeni, Yollar ve İzler adlı romanları vardır. Nahit Sırrıörük 1894-1960 yılları arasında yaşamıştır. Hikaye ve romanlarında yaşadığı dönemden çok çocukluk yıllarının geçmişin hayatını yansıtmıştır. Aynı şekilde geçmiş dönemin siyasi hayatını işleyen romanlar da yazmıştır. Sultan Hamit Düşerken Eve Düşen Yıldırım ve Kıskanmak adlı romanları vardır. Nedim Gürsel 1951 doğumludur ve postmodern bir yazardır. Bütün eserlerinde farklı anlatım tekniklerini denemesiyle şiirsel her bir üslubu üslubuyla dikkat çeker. Uzun sürmüş bir yazda 12 Mart olaylarının insanların ruhlarına yaptığı olumsuzluklardan bahseder ve bu olumsuzluklardan çocukluğunun büyülü dünyasına sığınarak kurtulur. Uzun sürmüş bir yaz Nedim Gürsel'in önemli bir romanıdır. İlk kadın boğaz kesen Fatih'in romanı resimli dünya ve Allah'ın kızlarıdır. Sevgili arkadaşlar Osman Cemal Kaygılıp 1890-1945 yılları arasında yaşamıştır ve Çingeneler en ünlü romanıdır. Eserde İstanbul çevresindeki Çingenelerin yaşayışları anlatılmıştır. Roman Aygır Fatma, Bekri Mustafa ve Kovuk Palastır yazmış olduğu romanları. Şule Yükselşenler ise Huzur Sokağı romanıyla tanınır. 1969 yılında yayınlanmıştır ve romanın başlangıçta dini değerlerle alaycı bir tavırla yaklaşan kahramanı Feyza aşkın değiştirici gücünün de etkisiyle yeni bir hayata başlar ve dindar bir kimliğe bürünür. Hekimoğlu İsmail 1932 doğumludur. Asıl adı Ömer Okçu'dur. İslami romanlar yazmıştır. Minyeli Abdullah 1968 yılında yayınlanmıştır ve Hekimoğlu İsmail de bu romanıyla tanınır. Elif Şafak 1971 doğumludur. Postmodern bir yazardır. Pinhan, Mahrem, Palas Araf, Baba ve Piç, Siyah Süt, Aşk, İskender, Ustan ve Ben Havva'nın Üç Kızı romanlarındandır. Ercüment Ekrem Talu 88-1956 yılları arasında yaşamıştır ve Recaizade Mahmut Ekrem'in oğludur. Mizahi romanlarıyla tanınır. Meşede Cafer adında bir İranlı'nın abartılı yaşantısı Konu edindiği iki romanıyla tanınır. Romanları Asriler, Gün Batarken, Sabir Efendi'nin Gelin'i, Kan ve İmam, Kundakçı, Meşhedi devralem meşedi Ahsan Peşinde, Kodaman, Gemi Arslanı, Beyaz Şemsiyeli. Bu Gönül Böyle Sevdedir. E, Erendiz Atasu 1947 yılında doğmuştur. Kadın ve kadın sorunlarını işlemiştir. E, dağların Öteki Yüzü, Gençliğin O Yakıcı Mevsimi, Bir Yaş Dönümü Rüyası romanlarındandır. Esat Mahmut Karakurt 1902-1972 yılları arasında e, yaşamıştır ve popüler bir romancıdır. Vahşi Bir Kız Sevdim, Çölde Bir İstanbul Kızı, Dağları Bekleyen Kız, Ölünceye Kadar, Son Gece, Ankara Ekspresi gibi romanları vardır. Kerime Nadir 1917-1984 yılları arasında yaşamıştır ve o da popüler bir romancıdır. Ee, Yeşil Işıklar, Seven Ne Yapmaz, Gönül Hırsızı, Kalp Ağrısı, Son Bahar gibi romanları vardır. Mahmut Yesari 1895-1945 yılları arasında yaşamıştır ve halk romancısıdır. Çoban Yıldızı, Çulluk, Pervin Abla... Bağrı Yanık Ömer, Tipi Dindi, Kalbimin Suçu gibi romanları vardır. Mehmet Eroğlu 1948 yılında doğmuştur. Romancı ve senaristtir. Isızlığın Ortasında, Geç Kalmış Ölü, Yarım Kalan Yürüyüş, Adını Unutan Adam, Yürek Sürgünü, 100.981 gibi romanları vardır. Ahmet e, Günbay Yıldız ise 1941 yılında doğmuştur. Dini romanlar yazmıştır. Yanık buğdaylar, çiçekler susayınca, Figan gibi romanları vardır. Sadık Yağsız Uçanlar 1962 doğumludur. Dini duyarlılığı ön plana çıkaran bir yazardır. Gezginde Arif Veli ve Bilge İbn Arabi'nin hikayesini, Anka'da Niyazi Mısri'nin efsanevi hayatını, bir doktor öğrencisinin bakışıyla Cam ve Elmas'ta Mutasavvuf Ebul Hasan Harakan'ın hayatını, Vefa Apartmanı'nda Menderes dönemine ait olayları anlatır. Yakaza, Gezgin, Anka, Cam ve Elmas, Vefa Apartmanı, Diyamendi ve Hayyam romanlarıdır. Peride Celal ise 1916-2013 yılları arasında yaşamıştır. Kadın erkek ilişkilerine özellikle kadın konusunda önem vermiştir. Sönen Alev, Yaz Yağmuru, 40 Oda, e, Pay Kavkası, e, Yıldız Tepe gibi romanları vardır. Şemsettin Ünlü 1928-2019 yılları arasında yaşamıştır ve Harputlu olan yazar Üçleme ile tanınır. Üçlemenin romanları olan Yukarı Şehir, Toprak Kurşun Geçirmez... 100 uzun yılda tanzimattan 2. Meşrutiyet'e kadar geçen dönemde Harput şehrinin savaşlar, yabancı sermaye, misyonerlerin yerli halk üzerindeki bölücü etkileriyle çöküşü anlatılmıştır. Romanları Şemsettin Ünlü'nün Yukarı Şehir, Toprak Kurşun Geçirmez, 100 uzun yıl e, ve İsmet Paşa'nın ağır toplarıdır. Bir başka Cumhuriyet dönemi romancımız Yaman Koray'dır. 1934-2006 yılları arasında yaşamıştır. Deniz insanlarını işlemiştir. Romanları Deniz Ağacı, Gelin Taşı, Büyük Orfozdur. Tezer Özlü ise bir başka kadın romancımızdır. 1943-1986 yılları arasında yaşamıştır ve eserlerinde varoluşçuluğun izlerini anlatmıştır. Ee, çocukluğumun Soğuk Geceleri, Yaşamın Ucuna Yolculuk romanlarıdır. Sevgili arkadaşlar bu videoda modernist ve postmodernist romanları işledik ve Cumhuriyet dönemindeki başka Türk romancılarını işledik. Bol bol konu tekrarı yapıp test çözmeniz konuları daha iyi pekiştirmenize yardımcı olur. Çalışmalarınıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Hoşçakalın.